Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok rica sağ ederim. Olun. Rica ederim efendim. Ben röportajıma öncelikle Mustafa Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Mustafa Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? İsmim Mustafa Panç. 33 yaşındayım. Bandırmalıyım. Evet. Sektörle tanışmam çocukluktan itibaren merakımızdır. Her erkek çocuğu da olduğu gibi bir araba aşkımız var. Ondan dolayı, merakımdan dolayı sektörle tanıştım. Evet, uzun dönemdir de aslında sektördesiniz ama böyle hobi olarak yapıyordunuz. Artık tamamıyla aktif hale geçtik. Tamamıyla aktifiz artık. 2 senedir faaliyet gösteriyoruz. Evet, 2017'den beri yani. 2017 sonundan itibaren bu sektörün içindeyiz. Neler yapıyoruz? Biraz tanıyalım mı peki burayı? İkinci el araçların alımı satımı ile alakalı otogaleri işi yapıyorum. Sisteminiz nedir peki ya? Nasıl işliyor bu sistem? Sizde zor sistem, bir iş çünkü. Sistem şu şekilde. Müşterilerimiz bizi sosyal medyadan, sahibinden.com aracılığıyla vesaire ulaşıyorlar. Evet. Ondan sonra araçlarımızı gösteriyoruz. Beğendikleri araç olursa alım satım işlemleri devam ediyor. Tam tersi araçları varsa da değerlendiriyoruz. Tabi bu işleri de yapıyorsunuz tabii, yani. Tabii. Araçları varsa da değerlendiriyoruz. Evet. Koordineli bir şekilde ilerliyorsunuz tabii aslında. Tabii ki, aynı. Ama buradaki bakış açıları gerçekten çok farklı olabiliyor. Yani özellikle emlakçılar ve galericiler bu noktada çok sıkıntılı diyelim. Yani nasıl anlayabiliriz biz bu konuyu? Yani bizlere tavsiyeleriniz neler? Çünkü biz yıllarca birikim yapıyoruz. Bir araba sahibi olmak için belki hayalini kuruyoruz. Hani burada tüketiciye bir tavsiyelerinizi dinletmek istiyorum. Buyurun. Şu şekilde, mümkün olduğunca sektörde isim yapmış güvenilir ellerden arabalarını almaları, oto ekspertiz merkezlerine yönelmelerini tavsiye ederiz. Araçların hasar sorgularını, kilometre sorgularını iyi yapmalarını tavsiye ederiz. Bu evet. Şekilde. İşin başlangıcı bu şekilde. Araştırsınlar yani nedir tabii, ne değildir. Daha aynen. Sonra sıkıntı yaşamamak adına. Müsaitsin de biz röportajdan önce de sohbet etmedi fırsatı da bulduk biraz Mustafa Bey. Mesela araçlar herhangi bir ikinci el olduğu için gidiyorsunuz herhangi bir sıkıntı olduğu zaman da hemen bunu sanayide yaptırıyorsunuz mesela. Aynen öyle. Ya gününde müdahale var her şeye. Aynen. Örneğin arabanın herhangi bir yerinde bir aksaklık, eksiklik varsa biz onları sanayide veya usta ellerde gideriyoruz. Ondan sonra satışa hazır hale getiriyoruz. Evet. Kuaför hizmeti vesaire. Lastikleri kötüyse değiştirip satıyoruz. Bir takım harcamalarımız oluyor. Evet. Ondan sonra satışa hazır hale gelen araçlarımızı vitrine koyuyoruz. Evet, yani önce hizmet ondan sonra ticaret ediyoruz. Aynen öyle. Çok severek yapıyorsunuz ama bence başarınızın en büyük sırrı bu. Benim hissettiğim. Çok sağ olun. Severek yapıyorum gerçekten. Zamanın nasıl geçtiğini uğraşırken bilmiyorum. Evet. Ve her bir aracı kendi aracınız gibi görüyorsunuz. Yani kendiniz binecek gibi hareket ediyorsunuz. Aynen öyle. Ben bir aracı almak isterken nasıl almak istiyorsam o şekilde o hale getirip ondan sonra satışa sunuyorum. Evet. Ya çünkü bu araçlarda insan can taşınıyor. İnsanlar aileleriyle biniyor, çocuklarıyla biniyor. Değil mi? Biraz vicdani duygular yani. Aynen bunlar. Öyle. Can taşınıyor. Biz buna çok önem gösteriyoruz. Zaten TÜİTÜRK muayene istasyonlarında gerekli periyodik olarak 2 senede bir ticari aracı senede bir periyodik olarak bu konular kontrol ediliyor. Fakat biz de o aralarda eksik hususları gideriyoruz. Evet. Bu tek başınasınız. Tek başımayım. Tek başına şu an için tek başımayım. Evet. Aynen. İlerleyen dönemlerde tabii farklı olabilir bu. Tabii ki. Biraz hedeflerimizi yükselttikçe ekip arkadaşlarını yanımıza alacağız inşallah. Aynen. Peki buradan son olarak neler aktarmak istersiniz Mustafa Bey? Buyurun. Biz müşterilerimizin sayesinde buradayız. Karşılıklı alışveriş sonucunda para kazanıyoruz. Onlar da güzel arabaya sahip oluyorlar. Evet. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Evet, herkesi de davet edelim. Araç alıp almak isteyen özellikle araca ihtiyacı olan herkesi. Gelsin misafirimiz olsun. En azından tanışalım. Bir kahve içelim. Evet, her şey ticarette değil. Bu da aynen öyle. Evet.
tekrar tekrar belirttiğim gibi biz firma olarak insan odaklı çalışıyoruz. Araba ikinci planda. Bunu söyleyebiliriz. Aynen öyle. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajımızı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim sizlere. Rica ederim. Mustafa Bey, başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.